Türkiye Triatlon Federasyonu'nun branşı ülke geneline yaymak, triatlon sevgisini yeşertmek, altyapı eksikliğini gidermek amacıyla 2022 yılında hayata geçirdiği Bölgesel Triatlon Ligi projesinin final yarışları Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yapıldı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Ayvalık Belediyesi'nin destekleriyle rüzgarlı ve güneşli bir günde yüzme ve koşu etaplarıyla Aquathlon olarak koşulan organizasyonda Türkiye'nin dört bir yanından katılan yüzlerce sporcu yarıştı. Türkiye finaline gelene kadar genç sporcular bulundukları bölgelerde 3 etaplı bir yarış maratonundan geçtiler. Triatlon'un geleceği olarak adlandırılan minikler kategorisi sporcularının mücadele ettiği finallerde ilk sahne alan M3 yaş grubu oldu. Önce erkeklerin sonra kızların yüzme etabıyla başlayan yarışlarda tutkuyla atılan her bir kulaç birlikte nice seneler sürecek sportif kardeşliğin ayak sesleriydi adeta. Toplam 400 metrelik tek turdan oluşan parkurdan çıkan genç sporcular vakit kaybetmeden koşu ayakkabılarını giydi. Sırada 2300 metrelik koşu parkuru vardı. Sıcak havaya rağmen enerjilerini sonuna kadar kullanan triatletler nihayet mutlu sona ulaştı. M3'ten sonra 11-12 yaş sporculardan oluşan M2 kategorisinin yarışı başlıyor. Bu defa triatletler 200 metrelik bir parkurda yarışıyor. Mesafeler belki kısalıyor ama rekabetin dozu hiç düşmüyor. Yüzme etabından sonra minik sporcuların bitiş takının altından geçene kadar ki yeni hedefi 1000 metrelik koşu parkurunu en iyi dereceyle tamamlamak. Ve günün son yarışı için M1 kategorisi sporcular hazır. Özel triatlon mayolarıyla her biri göz kamaştırıyor. Tüm gözler şimdi onların üzerinde. Dalgalı denizde yaşlarından beklenmeyecek kadar çevik hareketlerle ve güçlü kulaçlarıyla mesafe kat eden minik triatletlerin de son etabı yine koşudan oluşuyor. Toplam 800 metrelik parkuru tamamlayan sporcular nihayet günün en özel anına, bitişe varıyor. Bedenler yorgun ama hepsi gurur dolu. Keyifli bir çocuk festivaliyle başlayan, harika bir yarışla nihayet bulan Bölgesel Triatlon Ligi Atayaşi sezonu Türkiye finali 2 güne unutulmaz anılar sığdırdı. Yarış güzeldi, ben parkuru sevdim. Sadece deniz biraz dalgalıydı, yani o birazcık şey oldu. Onun dışında sıkıntı yok, güzeldi yarış. Başarımın olmasını istiyorum, hani gururlanmak istiyorum bu sporla ilgili. Güzel şeyler umut ediyorum, inşallah da olacak. Yüzme sporu yapıyorum, ayrıca koşu da yapıyorum. Ben yüzmeye başladığım zaman hocam bana triatlonu önerdi. Ben de buna katılmaya teşvik ettim ve şu an ileri yerlerdeyim. Çok mutlu oldum, Balıkesir çok güzel, deniz de çok güzel. Aslında yüzücüyüm. Buraya hani sadece koşu antrenmanıyla 10 antrenman yaptım. Yani ikinci oldum. Bence gayet iyi. Yani daha iyisi olabilirdi ama olmadı. Olsun, sağlık olsun. Önemli değil. 8 yıldır yüzmeye gidiyorum. 8 aydır da koşuya gidiyorum. Şu an ben M2'lerde yarışıyorum. Daha öncelerde 6 bölgeden birinci olmuştum. Atayaşlı dalların hepsine falan girdim. 1. etap, 4. etap finallere kadar. Yüzmede dalgalar biraz zorladı. Tubayı tam yakalayamadık. Koşuda da dönüşte biraz sağır etti. Çünkü yandaki o bariyerler çok fazla ses çıkarıyordu rüzgardan. Ama sadece bizde vardı sanırım o kadar rüzgar. M1 temizdi. Normalde Balıkesir'de yaşıyordum. Babam tayinci olduğu için Konya'ya taşındık. 10 yaşındayım. M1 kategorisinde 1. oldum. Bir yerden sonra yorulmaya başlıyor insan. Önündeki insanları görünce daha çok hızlanıyorum. Daha çok hızlanmaya çalışıyorum. Daha çok yoruluyorum. Yani yarışın sonunda bir şekilde kazanıyorum. Şehrimizin de hep söylediğimiz şey vardı. Sporun çeşitlendirilmesi, deniz sporlarının geliştirilmesi. Bunun yanında aynı zamanda farklı illerden gelen insanlar da Ayvalık'ı tanımış oldu. Şehrimizi tanımış oluyor, plajlarımızı tanımış oluyor. Bu anlamda da sporun bir iletişim kurmak, tanımak, tanışmak anlamında da etkisinin olduğunu zaten görüyoruz. İnşallah bu istikrarlı bir şekilde devam eder. Önümüzdeki yıllarda da Ayvalık'ta bu organizasyonun yapılması için elimizden ne geliyorsa destek vermeye de hazırız.
Bu sene ilk kez başlattığımız bölgesel triatlon liginin finalini gerçekleştirdik. Buradaki amaç şuydu açıkçası. Küçük yaşlarda çocukların festival havasında olsun, eğlensinler ve spor yapmaktan keyif alsınlar. Yani illa bir yarışmak formatında değil de illa madalya almaktan ziyade bu etkinliğin içinde olmanın büyük bir keyif olduğu bir etkinlik olsun istedik. Katılan herkes çok keyif aldı. Biz de onların keyif almasından çok keyif aldık. Çok güzel bir ortam vardı. Ben burada Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz'a, Ayvalık Belediye Başkanımıza, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze, Balıkesir İl Müdürümüz Lokman Bey'e çok çok teşekkür ediyorum. Çünkü final için bize çok destek oldular. Özellikle Balıkesir Belediyesi Spor Daire Başkanı Yahya Aktuman gerçekten inanılmaz çalıştılar. Ve tabii ki Triatlon Federasyonu'nda çok ciddi emek veren arkadaşlarım oldu. Onlara da canı gönülden teşekkür ediyorum. İlk yıl için bizim için açımızdan çok başarılı bir lig oldu. Önümüzdeki yıl bu çıtayı yükselterek devam edeceğiz. Minik sporcuların önlerinde uzun bir triatlon kariyeri var. Geleceğin ulusal ve uluslararası şampiyonlarının ilk ciddi performanslarına sahne olan organizasyon, önümüzdeki senelerde yükselen bir ilgiyle büyüyeceğinin sinyallerini şimdiden verdi.